Koyun Web kanalına hepiniz hoş geldiniz dostlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Arkadaşlar karşınızda Lofi Token'la karşınızdayım. Görmüş olduğunuz gibi şu an düzeltme yazısında grafiti görüyorsunuz arkadaşlar. Peki bugün neler gerçekleşti? Bitcoin nerelere düştü ve Lofi Token'da nasıl ilerlemeler var? Sizlere 3 güzel haberle karşınıza çıkacağım arkadaşlar. Bu videoda teknik analiz yapacağım ve insanlar ne kadar alım satım yapıyor Lofi Token'da onu göstereceğim. Holder sayısında yükselme var arkadaşlar, onu göstereceğim. Ve şu anda gidişat nereye doğru gidiyor? Onunla beraber yorumlayacağız arkadaşlar. İlk başta da görmüş olduğunuz gibi Lofi Token'da şu anda da düzeltme var arkadaşlar. Şöyle gösterecek olursam aslında Luffy Token'da an itibariyle arkadaşlar şuradan sert düzeltmenin geleceği noktadan şu an düzeltmenin bittiği noktaya gelecek olursak arkadaşlar %45'lik bir düşüşümüz var. Ne yazık ki düzeltmemiz var. Aslında bir nevi iyi yani böyle ufak düzeltmeler aslında coin'de şöyle %38 ile %52'lik yükseltmeyi, 46'lık yükseltmeyi aslında bir nevi şu anda hala bize kar olarak bırakıyor. Çok güzel bir haber arkadaşlar. Ve onun haricinde de Luffy Token'da Binance Smart Chain ahını listelenme olarak yarın saat 21 saat civarlarında listelenme olarak gelecek arkadaşlar. Burada tabii ki de bize yeni kullanıcılar yeni para akışı sunmuş oluyor arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 21.00'da UTC saat dilimiyle arkadaşlar PancakeSwap ve EverSwap'ta Binance Smart Chain zinciri olarak sergilenecek. Peki bu nasıl bir haber? Onu bahsedeyim. Biliyorsunuz arkadaşlar biz Ethereum ERC20 ağını kullanıyoruz ve bundan da Uniswap'tan tedarik ediyoruz. Aslında bu bizim için bir artı bir de eksi olarak söyleyebilirim. Şu an görmüş olduğunuz gibi Uniswap borsasında Ethereum ağını kullanan çok bir kullanıcısı var. Ama şöyle bir eksi yanı da var. Uniswap'ta arkadaşlar gas fee ücretleri bir hayli yüksek ve onun haricinde de etkileşim olarak yani para transferi birazcık yavaş arkadaşlar. ERC20 ağı olduğu için mesela 1000 dolarlık bir alım yaptığınızda bunun %20'sini kesiliyor arkadaşlar. Aşağı yukarı 200 dolarlık bir çok büyük bir meblağ kesiliyor ama Binance Smart Chain'de %3'lük %1'lik dilimler kesiliyor arkadaşlar. Bu tabii ki de çok güzel artı oluyor bizim için. %21'den %1'lik yüzde işte 0,50'lik kesintiler bizi çok mutlu ediyor ve bu yüzden de daha hızlı olduğundan mütevelli alıcısı bir hayli yüksek. Tabii ki bunun arkasında farklı farklı araştırmalar da var. Ben kapatarsak sizlere anlatıyorum arkadaşlar. Onun haricinde şu anda da CoinGecko verilerine göre Luffy Token Türkiye genelinde top 3'te görmüş olduğunuz gibi bol sıfırlı bir coin olması ve borsanın böyle sert düşmesine rağmen %26'lık bir düşüş olmasına rağmen Luffy Token hala topluluğunu koruyor. Yani top 3'te olmasını koruyor arkadaşlar. Peki bu düzeltmeyi gösterdim sizlere. Görmüş olduğunuz gibi çok sert yükselip düşmüş. Daha da düşer mi? Daha da yükselir mi? Ben zannetmiyorum daha da düşeceğini. Çünkü Bitcoin şu an 30 bin bandına kadar geriledi. 30 bin bandı Bitcoin için çok düşük bir bar. Hani çok mükemmel bir alım fırsatı. Aslında bir nevi yatırımcı olan arkadaşlara buradan sesleniyorum. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte. Ama şu anda görmüş olduğunuz gibi Luffy Token'da vaziyet bu arkadaşlar. Peki L Bank biliyorsunuz Luffy Token'ı listelemişti ve şu anda son 24 saatte aranan en çok tokenlar arasında Luffy Token şu an birinci sırada arkadaşlar. Hani yeni çıkmasına rağmen, bol sıfırlı olmasına rağmen, %40'lık bir düşüş almasına rağmen top 1'de arkadaşlar şu an Luffy Token en çok artılma olan coin'ler arasında ve %50'lik bir fiyat artışıyla 5 milyon işlem hacmini geçmiş arkadaşlar. Şu an an itibariyle Luffy Token 1. Tron 2. ve Terra gibi büyük şirketler, büyük projeler 3. 4. sıralarda arkadaşlar. Onun haricinde bir sonraki habere geçecek olursak aslında ben bunun videosunu çekmiştim. Ama size yine göstermek istedim. Görmüş olduğunuz gibi Luffy topluluğu ile bir sonraki yakın partisi için hazır. Toplam arzın 1,22'sine 3 milyon dolar değerinde 250 milyon dolarlık bir piyasa değeri olan MC ile birlikte yakacağız. Elmas eller misiniz, kağıt eller misiniz gibisinden bir slogan yapmışlar ve şu an itibariyle görmüş olduğunuz gibi 3 milyon dolarlık ve 250 milyon MC'lik bir yakın gerçekleşecek. Bu arkadaşlar bu parti düzenlendiği zaman bunun bir kanıtı atıldığı zaman arkadaşlar sizlere paylaşacağım. Şu an ben de sizler gibi beklemekteyim dostlarım.
Ve size diyeceğim Binance Smart Chain'de saat 21.00'da UTC saat diliminde listelenecek arkadaşlar. Onun da videosunu sizlere paylaşacağım. Peki kim ne kadar Luffy token temin ediyor, kim ne kadar alıyor? Gelin bunları da size göstereyim arkadaşlar. Şu anda da görmüş olduğunuz gibi Luffy token'da güçlü al ve al olarak devam ediyor arkadaşlar. Hani şu anda yatırımcılar böyle düşüş olmasına rağmen aslında bunu fırsat bilip bir nevi Luffy token'ı hala satın alıyor arkadaşlar. Şu anda da görmüş olduğunuz gibi Luffy token'da yoğun bir şekilde istek var arkadaşlar. Ve şu anda Luffy token çok popüler olarak ilerliyor. Hala trendini koruyor arkadaşlar. Bir haftalık periyoda baktığımızda da burada arkadaşlar sat pozisyonu ama diğer taraftan hareketli ortalamalar ve yoğun bir istek olarak al olarak daha baskın bir şekilde ilerliyor arkadaşlar. Aylığa getirecek olursak arkadaşlar borsanın düşüklüğü olsun gerek olsun yeni çıkmasından mütevelli nötr olarak koruyor. Belki bu birkaç hafta sonra burada al potansiyelini göstermeye başlar. Ama haftalık, günlük ve 4 saatlik hacimde arkadaşlar 4 saatlik hacim gerçi biraz kafa karıştırıcı olabilir çünkü yakın bir saat dilimi. Ama bir günlük periyotta al ve güçlü al olarak devam ediyor. Luffy Coin arkadaşlar. Diyeceklerim bu kadardı. Hani Luffy Coin'i aslında size de şöyle de gösterebilirim. Toplam arzını, dolaşımdaki arzını vesaire. Şu anda arkadaşlar %26'lık bir düşüş var. Çok sert bir düşüş yaşandı. Bitcoin'de 30 bin bandını gördük arkadaşlar. Ne yazık ki. Umarım daha da yükselir. Şu anda listelenmiş olan borsaları sizlere gösterecek olursam arkadaşlar. Hani güvenilir veya çok kullanılan borsalar. MXC Global var. GTO var. L Bank var. Bitmain var. Var da var arkadaşlar. Bitkex var. Hani bunları temin edebilirsiniz eğer güveniyorsanız. Ben güveniyorum şahsen. GTO, MXC ve L Bank'ı çok şekilde tedarik ediyorum arkadaşlar. Onun haricinde de Bitcoin şu an 30 bin bandına kadar düşmüş arkadaşlar. Ethereum 2275 dolarları görmüş arkadaşlar. BNB arkadaşlar 306 dolarları görmüş. Ve Solana da 65 dolar arkadaşlar. Hani hepsi şu an zirve fiyatlarından kat ve kat aşağıda. Aslında şu anda bu birkaç hafta sonra hatta belki bugün yarın Bitcoin'de çok sert yükselişler olacağını düşünüyorum. Çünkü bu seviyelerden alım yapacak çok insan olacağına inanıyorum arkadaşlar. Ve bu seviyeleri alım yapacak çok fena kar yapacak arkadaşları da tanıyorum. Diyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi size de teknik analizlerinde ufaktan bir bahsedeyim hazır kapatmadan önce. Şöyle bakacak olursak arkadaşlar hani düzgün bir şekilde bakacak olursak şu an itibariyle şu an tam olarak şey yapmıyorum. Yükseliş trendine girip çok güzel pump'ını yakalayıp aslında şöyle zirveleri görüp tekrardan düzeltme yapmış arkadaşlar. Çok mükemmel bir şekilde düzeltmesini yapmış. Şu anda da düzeltmeyi hala da düşüş olarak kabul ediyor. 30 bin bandında şuralara geldikten sonra yüklü bir şekilde Bitcoin'in yükselmesiyle biraz daha yukarıya çıkacağını düşünüyorum. Gerek bu BNB'nin haberi olsun, gerek bu farklı borsaların listelenmeleri olsun veya daha fazla cüzdanların holders'ların büyümesi olsun. Luffy'nin daha güzel yerlere geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Diyeceklerim bu kadardı. Kanalıma hala abone değilseniz de abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.